Burayı bitirmişler. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Allah, ödüm patladı abi. Abi ne yapıyorsun, gözünü seveyim, ne yapma ya. Aa, vurdum. Kaçıyor. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun ayıcık? Ayıcık. Ayıcık. Ne yapıyorsun ki ya, ne yaptın sana? Nereye doğru gidiyor acaba, çok merak ediyorum. Kovalayalım mı peşinden? Biz de bir avcıyız. O bir avcıysa ben de bir avcıyım. Bak ateş de yaktım buraya senin için. Yanında burada seni öldüreceğim, yiyeceğim. Hemen pişireceğim. Ocakbaşı. Ocak başında ayı. Gel gel gel. Ocak başında ayı yapacağım. Selamlar millet. Long Dark'ın ikinci bölümüyle, ikinci bölümü derken Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ne yapmıştık? Köyü almıştık. İşte köyü lootlamıştık. Köyün bir yarısı kalmıştı. İşte levye bulmaya çalışacağız. Şimdi uyuduğumuz yerden devam edeceğiz. Uyuyup uyandığımız yerden devam edeceğiz. Oyunu yarıda bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sabah olacak, az kalmış. Sabah olmasına birkaç saatimiz var. Bir 3 saat uyumayı tercih ediyoruz. Bir 3 saat falan uyuyalım. Güneş doğsun. Köydeki civardaki evleri lootlayalım, iyice bitirelim. Ondan sonra artık ayı mı avlıyoruz, ne yapıyoruz? Onları halledeceğiz. Bakalım. Suyumuzu içelim. Gecenin bir vakti. Susuz uyandık. Sabah olmasına az kalmış aynen. Biraz zaman geçirelim. Böyle güneş doğsun. Güneş doğdu, tamamdır. Hemen alalım bunları. Bu evde başka bir şey yok alacağımız. Burada bir tane kumaş var. Bunları av bıçağıyla falan toparlayabiliriz. İşte parçalayabiliriz. Av bıçağıyla biraz daha hızlı yaptığı için çok fazla zaman kaybı olmuyor. Gündüzlere bunları yapabiliriz hemen. Perdeyi de bıçakla hemen alalım. 2 gündür 3 gündür neredeyse tokum. Bugün artık yemek buff'ı gelecek. Yani yemek buff'ı derken şundan bahsediyorum. Artı 5 kilo buff geliyor. Artı 5 kilo buff geldiğinde ne oluyor? Sizin karakteriniz fazladan bir 5 kilo daha fazla taşıyabiliyor arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Tabii hızlı yürümenize sebep oluyor. Hafif olduğu için uykunuz daha az geliyor. Daha az yoruluyorsunuz. Ne kadar hafif gelirse. İleride zaten geyik postundan çanta falan o tarz şeyler de yapacağız. Onlar ayrı. Şu an full bir şekilde dışarı çıkalım. Bakalım neyimiz var neyimiz yok. Kıyafetlerimize bir bakalım. Bir tane montumuz varmış. Bu montu giyelim. En azından biraz daha sıcak tutar bizi diye düşünüyorum. Burada kitap var. Bunlar çok önemli değil. Bu evden çıkalım. Bu etrafı lootlayalım. Etrafı lootlamadık. Tamamen lootlamadık. Yani bir levye bulursak çok güzel olacak. Levyeli araba, yani arabaların bagajlarını açmam çok önemli benim için. Şu karşıdaki evlere bakmadık. Karşıdaki evlere hemen bakalım. Bayağı bir soğuk hava bu arada. Fırtına var. 35 kilo bir ağırlığımız var üzerimizde. Şunlar çok ağırlık kaplıyor. Bir de şu balık. Balıkla şu bayağı bir ağırlık kaplıyor. Biz buraya girdik. Burayı lootladık. Şu arabanın içine girdik mi? Bu arabanın içine girdik mi? Bakalım bir. Oyunun sesini bir de bir tık kısacağım. Hemen. Kusura bakmayın. %30'a çekeceğim. Oyunun sesi çok fazla. Tamamdır. Oyunun sesini kıstık. Bu eldiven kutusunu araştıralım. Burada bir adet fişek, enerji barı. Eldiven bulduk. Şu virtüözlere bakalım. Tamam, vizör mü? Virtüöz mü? Ne deniyorsa artık. Virtüöz müzisyenlikle alakalı bir şeydi. Herhalde başka bir şeydi. Şuradaki ofise baktık mı bilmiyorum. Bak buraya bakmamış olabiliriz. Buraya bir girelim bakalım burada ne varmış. Milton Post Ofisi. Biz şuradaki yere bakmıştık. Ben burayı post ofisi olduğunu bilmiyordum. Buraya bakmadık. Buraya bakalım, burayı lootlayalım. Burada ne var ne yok. Etrafı gezelim. Gezinelim. Bu arada çok güzel geri dönüşler aldım. Yorumlarla ilgili işte beğenenler olmuş. Beğenmeyen birkaç kişi var. İşte Night Online harici başka bir oyun oynamasam falan diyenler var. Niye ama yani, kalbimi kırıyorsunuz. Like atarsanız güzel olur benim için. Burada bir şey yok herhalde ya, çok fazla. Kapı mapı da yok. Gidecek bir yer de yok. Burası niye böyle? Ya bir anlamı yok. Buradan çıkalım o zaman. Burada bir şey bulamadık. Ben içeride buzdolabı falan vardır, meyve suyu vardır diye düşünüyordum. Çok bir şey yok. Hemen şu yandaki, soldaki, sağdaki evlere bakalım. Şu ilerideki evlere bakmıştık hatırladığım kadarıyla. Bu önümdeki evlere bakmadım. Şu eve bakmamış olabilirim. Buralara baktık mı bilmiyorum. Bu eve bakmadık herhalde. Şu arabanın bakın kaportasını açmışız. Zaten bu eve de giremiyormuşuz. Devam edelim biraz. Hava soğuk bayağı bu arada. Kuleye çıkmak istiyorum aslında. Kulenin orada bir silah tarzı bir şey bulursam benim için güzel olabilir. Kuleye doğru gidelim mi? Aynen, bu Kanada bayraklı evlere falan ben baktım arkadaşlar. Bunlara baktık videoda. Şuraya gideceğiz. Buradan kuleye geçeceğiz. En mantıklısı o olur bence. Biraz yoruldu karakterimiz. Karakterimiz yorulduğu için üstümüzden bir ağırlık atmamız gerekiyor. Bu balığı atsam mı atmasam mı bilmiyorum. Abi köpek, abi köpek, abi köpek. Hemen silahımızı elimize alıyoruz.
Hemen vuruyoruz köpeğimize. Hiç abi uğraşmayacaksın. Kurt postunu alacaksın buradan. Bir kilo et alsam mı bilmiyorum. Böyle bağırsak alırım. Kurt postu bağırsak mağırsak. Biraz üşüyeceğiz. Biraz üşüyeceğiz. Bunun farkındayım. Üşüyeceğiz. Ama nasıl ısınacağız arkadaşlar? Yukarıdaki eve girip ısınacağız. Hiç merak etmeyin. Kurtumuzu vurduk. Yukarıda bir saat falan ısınacağız. Hemen devam edelim. Silahımızı elimizden bırakıp. Şu eve girip ısınmam gerekiyor tabii ki de hemen öncelikle. Bu kurtu niye postunu aldım? 4 tane kurt postuyla 1 tane kurt montu yapılabiliyor. Bu kurt montu yapmak çok çok önemli bu oyunda. Biraz ağırlık kaplıyor ama olsun. Yine de şey yapacak, iş yapacak. Hemen girelim evimize, biraz ısınalım. Burada kumaş varmış. Bu kumaş güzel. Neler var burada? Plastik konteyner. Burada zaten bakmıştık oyunun ilk dakikasında. Bir saat falan uyuyacağım ısınmak için. Yani ısınmak için uyuyacağız. Başka bir sebebi yok. Hipotermi riski iyileşti diyor. Güzel. Bir saatte ısınabildik mi yeterince? Yeteri kadar ısındık mı? Yeteri kadar ısındık neredeyse yani. Çok fazla ısınmamış olsak da bence yeteri kadar ısındığımızı düşünüyorum. Üstümüzde fazladan bir 6 kilo var. Balığı malığı atmamız lazım ya da yememiz lazım. Artık bir şey yapmamız lazım. 2 tane antiseptik var. Bu antiseptiğin birini atacağız. Çok ağırlık kaplıyor çünkü. Dikiş kitini, dikiş kitabını okusak mı okumasak bilmiyorum. Ben okuma taraftarı değilim. Çok zaman kaybı oluyor benim için. Üstümde ağırlık kaplayan neler var? Burada kazaklar var, sweatshirtler var. Bunları atalım. Bunlar işimize yaramaz. Zaten yeterince şeyimiz var. Sağlam frank gömleği. Yok, bunu da atalım. Başka ne var? Eldivenler var. Burada şu eldiven kötüymüş bayağı. Bu eldiveni atalım. Şapkayı atalım. Çok boş yer kaplıyor bunlar. Boş yer kapladığı için çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Bu eldivenimiz nasıl? Biraz ıslak. Aynen, biraz ıslak eldiven ama olsun. Şu eldivenleri atalım. Şu kumaş verecek şeyleri çok fazla kullanmıyoruz. Perde yırttığımız için perde bizi işimizi görüyor. Yeterince istediğimiz kadar yani yeterli oluyor bize oradaki kumaşlar. Bu kıyafetleri parçalayarak zaman kaybına uğruyoruz sadece. Başka bir şey yok. Şimdi bu köye baktık. Biz bu evin buradayken bir tane şey gördük. Anten gördük. Bakın aynen. Anten karşıda. Şu antenin oraya gitmek istiyorum. Neden bu antenin oraya gitmek istiyorum? Orada muhtemelen silah tarzı bir şey olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Bilmiyorum tam olarak ama bir gideceğim. Şansımı deneyeceğim en azından. Karşıda bir geyik var. Geyiği vuramam şu an. Geyik botları önemli ama yani şu an bu durumdayken geyik avlamayla uğraşamam tabii ki de. Böyle ilerleyeceğiz. Şimdi bilmeyenler için de söyleyeyim. Harita çizmeyi göstereceğim. Harita nasıl çiziliyor bu oyunda? Buraya kadar geldik. Yeterince yorulduk. Nefes nefese kaldık. Kömürle bir harita çizelim kendimize. Burayı bir çizelim. Bir yarım saat falan sürüyor. Bakın burayı çizdik. Reishi mantarı burada gösteriyor. Odun parseli. Burada ileri doğru gidiyoruz. Hem dinlenmiş olduk hem harita çıkartmış olduk kendimize. Dinlenmek tabii ki de daha önemli harita çıkarmaktan bence. Çünkü hızlı koşmanıza, hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Yani oyundan çok fazla böyle şey almıyorsanız, o yürüme şeylerinden falan böyle yavaş geliyorsa o süreçlerde böyle kömürle harita çizebilirsiniz kendinize. Buraya çıkabilir miyiz biz? Buraya buradan çıkabiliyor muyuz? Oo, ne oldu? Tamamdır, anladım abi. Anladım. Ayağımız burkulmuş yürürken üstümüzde biraz fazla ağırlık olduğu için oldu. Normalde böyle çok fazla başınıza gelecek bir şey değil düz yürürken. Ama Mackenzie düz yolda bile yürüyemediği için bu kuleye nasıl çıkarız biz ya? Bu arkadan mı çıkarız bakayım? Şuralara bakayım. Buradan doğru çıkabilir miyim böyle? Buradan çıkış var mı? Şuradan dolanmam gerekecek. Buradan çıkış yok herhalde bu kuleye. Öyle düşünüyorum yani. Burada bir dağ halatı yoksa, dağ halatı o tarz bir şey yoksa buradan çıkamayız. Biraz ilerleyelim bakalım. Burada da iyi geyik varmış bu arada ya, cidden. Oo, bir dakika beyler, bir dakika bir dakika. Çok güzel bir yer bulduk. Şurada karşıda bir benzin istasyonu var. Ben bu benzin istasyonuna gitmedim. O benzin istasyonunda da silah bulabiliriz ya da silah temizlik kiti. O tarz bir şey bulursak. Zaten buradan çıkılmayacağını öğrendik. Diğer taraftan mı dolanırız artık? Ne yaparız ya da gerisinden mi dolanırız? Dağların tepesine çıkmamız gerekecek. En kötü. Şöyle ilerleyelim. Şurada bir tünel tarzı bir şey var. Bir döküntü, yıkıntı bir yer var ama tam olarak bilmiyorum neresi olduğunu. Ben önce benzin istasyonunu boşaltmaya uğraşacağım. Yani bir alalım o benzin istasyonunu da. Şuradan geçişimiz var mı bilmiyorum. Oraya bakarız. Orada bir şey var ama çözemedim. Burada güzel loot bulabiliriz artık. Ne var burada? Hurda metalimiz var. Nacak. İşte bu abi. Oyunun en güzel itemi. Nacak.
Ya bu baltayla tahtaları hızlı kırabiliyorsunuz, etleri hızlı alabiliyorsunuz. Ya bundan sonrası levye artık. Levyeye kalmış. Yani levye en önemlisi tabii bence. Çünkü özel lootlarda ne var burada? Boş çıktı bunlar. Buralarda bir şey yok. Şu kapıdan çıkalım şöyle. Bu arabanın bagajı normal açılıyor mu? Elle açılmıyor. Tamamdır. Bizim öncelikle ve öncelikle levye bulmamız gerekiyor. Araba kapıları var. Başka ne var? Devam edeyim buradan. Arka kapıdan girelim bakalım içeride ne varmış. Arka kapı kilitli, levye gerekli diyor. Allah Allah. İçeride kesin levye var var ya, inanıyorum buna. Kesin levye var içeride. Abi bu kapılar kilitli ya. Benim levye bulmam gerekiyor şu an. Bana levye lazım. Ben nasıl yapacağım? Buraya girmek istiyorum ben. Cidden buraya girmek istiyorum. Buraya girmem çok önemli benim için. Burada dünyanın lootu var eminim yani. Dünya loot var. İçeride böyle gazozlar, etler, çikolatalar, silah mermileri, neler neler düşünemiyorum. Şuraya doğru gidelim. Şurada arabanın içerisinde levye olabilir. Her şeyi levye olarak görmeye başladım. Hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Arabanın arkasında bir şey yok. İçinde var mı? İçinde de yok. Oyunun müzikleri beni gerçekten etkiliyor bu arada. Altı patlar kovan mermisi. Mermi kovanı. Yok bunlar boş. Önemli şeyler değil. Bunlarla işimiz yok. Neyse çıkalım bakalım, devam edelim. Dağın tepesine doğru ilerleyeceğim. Burayı aklıma yazıyorum. Neden yazıyorum? Burayı şöyle kömürle bir işaretleyeceğim. Burada abi açılacak bir şeyimiz var. Açılacak bir evimiz var. Burayı unutmuyoruz. Benzin istasyonu. Bir levye bulursak, bir şey bulursak, tepedeki evden mi buluruz artık bilmiyorum. Allah, ödüm patladı abi. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Ne yapma ya? Aklımı aldın. Silahla bir tavşan vurmamız yok mu diye düşünüyorum. Ama tavşan ne zaman öldürsem başıma bu oyunda bir şey geliyor. Böyle masum canlıları öldürmeyin abi. Kurt murt, ayı mayı, onları öldürün. Ayı eti de güzel doyuruyor bu arada. İlerleyelim elimizde silahla. Biz buraya geldik sanki ya. Ben yanlış hatırlamıyorsam biz buradan geçtik. Öyle hatırlıyorum yani. İki tane mermim boşalmış. Bunlara bakalım. Bunları dolduralım. Burada başladık çünkü oyuna biz. Aynen burada başladık. Burada levye nasıl çıkmamış ki bize? Olması lazım. Silahımızı alalım, cebimize koyalım. Yok, burada başlamamışız biz. Biz burada başlamamışız. Bu gazozları alalım. Gazozlar güzeldir. Ne var burada başka? Bir kutu kahve olsaymış iyiymiş bu arada. Çekmecelere bakayım. Zirve gazozu diyor. Güzel. Biraz esiyor. Biraz esiyor. Sesini kısalım. Biraz fazla esiyor. Yatağımız var burada. Bu yatak iş yapar mı? İş yapmaz. Zaten kendi yatağımız var. Bakalım kendi yatağımızı almış mıyız üstümüze? Tamam, almışız. Kitap var, karton kutu var. Biraz fazla üşüyoruz bu arada. Isınmak mı lazım diyorum ya acaba, bir ısınsak mı? Dikiş kiti güzel. Dikiş kiti önemli bildiğiniz gibi. Tamam. Burada uyuyalım abi biz bir tur. Eldiven meldiven var. Çok önemli şeyler yok. Kağıt yığını var. Yok biz burada bir saat falan uyuyalım, ısınalım en iyisi. 8 derece hissedilen diyor. Güzel. En azından uykumuzu da almış oluruz. Ne kadar uzun sürdü uyuması ya? 1 saat uyudun, 10 saat uyumadın ki. Ha, biz bir 2 saat daha uyuyalım. 2 saat daha uyuyalım. Uykusunu alsın Mackenzie. Çünkü bayağı bir uykusu gelmiş. Kahvemiz de yok tabi. Kahvemiz olmadığı için. Devam ediyoruz. Nereye doğru gideyim? Bu ağacın burasına çıksam hiçbir şey olmaz herhalde. Ama çıksam mı acaba? Böyle çıkıp bir tepelere baksam mı? Merak ettim. Çıkılıyor mu acaba? Çıkılmıyor muhtemelen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada dağ halatı var. Bu halattan aşağı insem iyi olur herhalde. Ben buranın altını bilmiyorum ama şu kuleye gitmek yalan oldu. Fikir değiştirdik bir tur. Yani fikir hızlı değişiyor böyle bende. Buradan bir aşağı inesim var. Buradan bir aşağı inesim var. Burası bizi nereye indiriyor ama önemli olan o. Oo bak. Bu ilerisi neresi abi? Gizemli Göl mü gene dağ kasabası mı? Tam olarak bilmiyorum ama Gizemli Göl olabilir diye düşünüyorum yani ilerisi. Şurada ne var? Buralarda pek bir şey yok. Bayağı bir güzelmiş burası bu arada. Haritanın neresiymiş burası? Bir resim çizelim bakalım. Harita çizelim. Piknik alanı. Şu ileri doğru gidebiliriz ya. Burada bir yerde ayı bulursak bu arada ayıyı öldüreceğiz. Tırmanmak için çok yüklü diyor.
Üstümüz çok ağırmış tırmanmak için. Üstümüzden bir şeyler boşaltacağız artık. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Üstümüzü boşaltalım. Üstümüzde ağırlık yapan bunlar var. Bunu yiyebiliriz hafiften. Bu etimiz 1 kilo diyor, 900 kaloriymiş. Kurt postumuzu atabilir miyiz bilmiyorum. Ayakkabıyı atabiliriz. Bu ayakkabı işimize yaramaz. Bu ayakkabıyı atabilirim. Ondan sonra fener yakıtlarını atsam mı atmasam mı bilmiyorum. Fener yakıtları önemli ama benim için. Timur abi aradı, kusura bakmayın. Şöyle bir bakalım. Deri eldiven var. Deri eldiveni de atamayız. Abi atacak hiçbir şeyimiz yok üstümüzde. Şu an iyice bakıyorum ama yani biraz daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şunları içip aslında üstümü hafifletebilirim yeterince herhalde. Öyle düşünüyorum. Biraz daha hafiflese yeter bana muhtemelen. Buradan aşağı inebilirim. Ne kadar oldu? 30.64. Bir tane fişek mi atsak? Ne atsak acaba ya? Ben böyle üstümden bir şey atamıyorum. İstifçi adamım abi. Ben üstümden bir şey atarsam benim zoruma gidiyor. Ama artık yapacak bir şey yok. Bunun bir tanesini atacağız artık gene. Şuradan aşağı inelim yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım. Hadi aslanım Mackenzie. Yaparsın. Hadi oğlum. Bayağı bir yoruldu ama olsun. Yapıyorsun bu işi hadi. İndik. Tamamdır. Bu etrafa bir bakalım. Burada ne varmış? Aşağı doğru gideceğiz. İleride neler var acaba? Ben en iyisi şuradan daha bir daha inişi yapayım size. Siz görmediniz tabii hiç. Hiçbir Long Dark'ta bunu göremezsiniz. Hiçbir yayında, hiçbir videoda bunu kolay kolay göremezsiniz. Profesyonel bir dağ inişi yapacağım size şimdi. Yavaş yavaş. Slow motion. Böyle ufak ufak ineceğiz. Bu dağdan yavaş yavaş ineceğiz. Burası biraz gerçekçi değil. Bu oyunda her şey gerçekçi ama bu biraz gerçekçi değil. Yani buradan kimin inmeye totosu yeter bilmiyorum. O bayağı bir sakatlandık abi. Bayağı bir sakatlandık ama olsun. İnmeye devam edelim. İnmeye devam edelim. Yavaş yavaş ineceğiz. Şöyle. Zıplama da yok bu oyunda. İndik mi iniyoruz abi. Daha çıkışımız yok. Hadi bakalım. Sakat kalmadan, ölmeden, sakatlanmadan dağdan tepeden düşeceğim şimdi bak. Bir dakika. Lan! Ay. Çok çok inceydi. Çok inceydi. Ölmeden. Hadi. Hadi oğlum. Aslanım benim. İleri doğru gitmem gerekiyor. Şu ayağım bayağı bir burkuldu bu arada. Bu ayağımı sargı beziyle bir sarsam iyi olacak. Bir de ağrı kesici. Hemen şöyle. Hadi. Burayı atlattık mı buradan sonrası kolay. Burayı atlattık mı kolay buradan sonrası. Tamam, şöyle çaprazlama çaprazlama iniyoruz. Karşıda ne var? Şurada bir şey var abi bak. Görüyor musunuz? Siyah bir şey. Tam ortasında ekranın. Ne acaba? İndik indik az kaldı. İndik. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. Bayağı zor ya bu arada. Cidden bayağı zor. Bayağı zor. Evet burada muhtemelen öldüğümüz sahne burası. Daha 3. gündeyiz gerçekten. Abi ben nasıl buraya indim ya? Bunu ben nasıl yaparım bu hatayı? Bir dakika dur. Halledeceğim. Halledeceğim. Bir saniye dur. Yüksek dağcılık bilgilerimle. Şöyle şuradan inelim. Şurada aynen indik 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 indik. İndik oğlum. İndik oğlum. Tamam 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 az kaldı. Buradan inişimiz yok. Burada burası eğimli gidiyor. Burası eğimli gidiyor. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Oh. Çok güzel. Elimiz ayağımız kırıldı arkadaşlar. Benim denediğimi denemeyin. Zor bir şey biliyorum ama. Benim yaptıklarımı yapmayın. Kıyafetlerimiz yırtıldı. Elimiz ayağımız kırıldı. İki tane sargı bezi yaptık kendimize. Her yerimiz kırık abi. Tert olduk. Şu ayakkabımıza bakalım. İyice parçalanmış mı? Tamam biraz fazla parçalanmamış. Tamam sıkıntı yok. Şu acılar için. Burkulmuş el bileği. Acılar için bir ağrı kesici içeceğiz. Acılarımız için. Bir de her biri için özel içiyoruz. Yani bak sol elim için içiyorum mesela şu an. Sol elim için ağrı kesici içiyorum diyor. İçiyor. Başka bir şey yok. Hemen sağ ayağımıza bir sargı bezi. Diğer sol elimize de bir sargı bezi. Tamamdır. Tamamdır. Çok güzel. Daha buradan inerken sakatlanmazsak daha bize bu oyunda hiçbir şey yapamazlar. Daha bize hiçbir şey olmaz.
Ama o levye ile var ya, orayı açmak istiyordum ya. Levye mevye bulursam tekrardan oraya gideceğim abi. Gerçekten istiyorum ya. En büyük hayalim yani. O böyle iki tane silahım full olsun. Seviyorum. Tavşanlarımız var. Burada tavşanlarımızı öldürmeyeceğim. Öldürmeme gerek var mı? Yok, çünkü üstümde yemek var. Böyle doğaya karşı gelmeyelim şimdilik. Bayağı bir indik bu arada. Neredeymişiz şu an? Bir resim çizelim bakalım ne varmış ne yokmuş etrafımızda. Yavaş yavaş gece oluyor. Tavşan korusu. Tamam. Şurada bitki gördüm yan. Kuş burnu. Ha, tamam anladım. Okey. Devam edelim. Hafiften uykumuz geldi. Bir ağaç kırıp dal kırıp uykumuzu almamız lazım. Dışarıda mı uyusam, içeriden bilmiyorum ama şu an içeri girecek bir yer yok olduğunu da sanmıyorum burada. Burada her yer gölet, burada her yer. Baksanıza şuna, bayağı bir sis çöktü. Şu an resim de çizemem. Sürekli ağzıma takıldı bu resim çizimi olayı. Aslında harita çiziyoruz ama. Şimdi parçalayalım. Çok fazla üşümüyoruz. Hava sıcak bu arada. Gerçekten bakın. Hani hava cidden sıcak. Evet, kırmızı olduk. Kırmızı hale geldik. Yavaş yavaş ilerleyelim. Çok yorgunum diyor. Çok çok yorgunum diyor. Şunları da kıralım. Bunacak kadar güzel bir şey yok. Gerçekten seviyorum ya. Hızlı hızlı. Bir balık tutmamız var mı chat? Karşıda ne var? Kurt köpeği mi? Yok. Neresi burası? Ben burayı bir yerden biliyorum ama şurada ev olması gerekiyor. Burada bir yerde ev olması gerekiyor. Solumda. Kesin ev olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Karşıda bir geyiğimiz var. Bir tane olabilir bu arada. Burada hani şey bir tane olabilir. Bu balık tutma kulübeleri oluyor. Balık tutma kulübelerinde oradaki buzu kırıp balık tutabiliyorsunuz. Şu Amerikan geyiği mi? Yo. Burada ev yok bu arada. Biz burada ateş yakıp uyuyacağız herhalde. Yapacak bir şeyimiz yok. Ev yok. Bayağı bir yorulduk. Yatağımızı serelim. Şöyle gölete karşı bir ateş yakalım abi. Gölete fazla yakın olmasın da ölmeyelim. Biraz gaz yağıyla yakacağım. Hızlı yakayım. Tamamdır. Ateşimizi yaktık. Yakıtımızı da ekledik. 6 saat 22 dakika diyor. Şöyle hafiften çömelim ateşimizin önüne. Yarın sabah şu tünelin oradan geçeceğiz. Bakalım nereye doğru sürükleyecek bizi oyun. Bir bardak da zirve gazozumuzdan içelim. İyice tok durduk. Yarın 5 kilo buff'ımızı da alırız artık herhalde. Allah'ın izniyle. Tamamdır. Güzel uyuyacağız. Güzel uyuyacağız. En azından bir 6 saat uyuyorum. Siz böyle fırtınalı hava olabilir. Tatlı Vadide 6 saat falan uyumayın arkadaşlar. Neden 6 saat uyumayın Tatlı Vadide? Bir anda fırtına başlayıp ateşi söndürebilir ve soğuktan donarak ölebilirsiniz. Ama burada çok fazla fırtına olmuyor genel olarak. Bir saat daha uyuyayım. Uykumuzu yeterince alamadık ama olsun. Devam edeceğiz yolumuza. Çok fazla alamadık uykumuzu. 32 dakikası varmış. 2 saat daha uyuyayım en azından. İnşallah üşümüş olarak kalkmayız diye düşünüyorum. Çünkü hava soğuk değil. En azından yatağın içinde de sıcaklık bonusumuz var. Üşümüş olarak bayağı bir üşümüşüz bu arada. Hava soğuk değil dediğim eksi 17 derece yani. Çok soğuk değil. Soğuk ama hani eksi 17 derece. Öyle. Öldürmez de. Öldürmez de. Şunları içelim. Bakın böyle durumlar için zirve gazozu en güzeli. Hem karnı doyuruyor. Sarı kolamız da var. Portakallı. Evet devam ediyoruz yolumuza. Artı 5 kilo buff'ımız muhtemelen yarın gelecek. Şu an gelmedi. Gelmediğine göre. İlerleyelim. Burada buz kırılıyor mu acaba? Bir anda buz kırılıp ben düşersem kötü olur benim için çünkü. Bu arada buzun kırılmıyor olması lazım ama. Kurt köpekleri var. Kurt köpeklerinin seslerini duyar gibiyim. Aynen buradalar, buradalar. Allah Allah. Kaç abi kaç, hemen geri kaç. Geri kaç. Geliyor vallahi, elimde silahla duracağım. Karşıda bir ev buldum, tamam. Şu eve doğru gitmem lazım. Kurt köpeği beni yemeden. Nerede acaba? Burada bir yerde. Siz geyikleri yiyin, beni yemeyin. Benimle işiniz yok sizin. Beni bırakın. Benimle hiç işiniz yok. Bak geliyor, geliyor, geliyor. Gelme aslanım, gelme, gelme. Ben gidiyorum. Geyiği yakala git. Bak geyik var, bak geyik var, bak gel git geyiğe, heh. Git. Seni bırak. Ben yokum. Güzel oldu.
Mermi harcamadık. Toplamda 11 adet mermimiz var. Şurada bir ceset var. Ne cesedi? Ceset mi yoksa taş mı tam olarak anlamadım. Taşın yanında dal mı var yoksa ölmüş bir geyik mi? Ölmüş bir geyikse bunun postunu falan kurutabilirim. Postunu alıp kurutacağım. İlerideki ölmüş geyiğin de postunu alıp kurutacağım bu arada. Bağırsam da alıp kurutacağım. Bunlardan ayakkabı yapacağız arkadaşlar. Evet, donarak ölüyoruz. Haberiniz olsun bu arada. Farkında değilmişim üşüdüğümün. Neyse, sıkıntı yok. Bunları kurutacağız. Karşıdaki ev ev mi? Harabe mi? Ben yanlış mı gittim? Ne oldu? Burada bir hata var. Burada ev olması gerekiyordu ama. Ama yapmayın ya. Böyle olur mu ki ya? Ben burada üşürüm. Burayı bitirmişler. Hop! Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Tahta toplayacaktım abi. Bir dakika dur. Tahta toplayacaktım. Bir saniye. Tahtaları alayım. Bir saniye. Özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. Yanlış oldu. Hata ettik. Hata ettik. Mermimiz boşa gitti ama olsun. Buluruz o mermiyi. Güzel. Tenceremiz var. Domates çorbamız var. Bir adet kasa var. Bu kasayı parçalayalım. Ateş yakacağız zaten şimdi. Sargı bezi. Güzel. Bir tur daha odun toplayalım. Şöyle eğilelim. Ateşimizi yakalım. Güzel. Güzel. 3 saat 29 dakika ateşimiz var. Burada su kaynatacağım biraz. Şöyle taktiksel davranacaksınız arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Bunlar 2 saat sonra eriyecek. Ben bir 2 saat uyuyacağım bu süreç içerisinde. 2 saat uyuyacağım. Bu sular kaynadı mı alacağım. Kaynar kaynamaz alacağım direkt. Hemen uğraşmadan. Kaynar kaynamaz alacağım. Acaba videolar 30 dakika mı olsun, 1 saat mi olsun diye hep düşünüyorum. Bu suyu alayım. Bu suyu da içelim. Dışarıda bayağı fırtına çıkıyor sanki. Ya hafiften çıkıyor. Tam çıkmamış ama çıkacak yani. Hani geliyorum demiyor ama geliyor. Yavaş yavaş geliyor fırtına. Çok az kalmış. Devam bakalım. Bu ateş bize yeter. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu tencerenin bir tanesini atıyorum. Tamam mı? Şuna da bakayım hangi tencere güzelmiş. Daha yeniymiş. Tamam. Burada bir adet domates çorbası pişireceğiz ki içimiz ısınsın. Öyle çıkalım yolumuza. Bir de geyik etini de pişirebilirim. 57 dakika diyor gerçi. 57 dakika gibi bir süre bunu beklemeye değmez şu an. Şu an vaktimiz yok. Şu an yola koyulmamız gerekiyor. Biz domates çorbamızı pişirelim. Sıcak bir şekilde yola çıkalım. Bakın kaç dakika diyor? 14 dakika. Hemen alalım bunu içelim. Yiyelim bunu. Gayet sıcak kalıyoruz. Şu an sıkıntı yok. Bir de sardalya göbelim üstüne. Pırıl pırıl. Artı 5 kilo buff'ını alamamışız bu arada nedense. Tavşanı gördünüz mü bak? O tavşan iyi değil mi? Yesek mi acaba? Kurt postumuz var, etimiz var. Bu et iyice bozuluyor ya, iyice bozuluyor. İyice kötü hale geldi. Üstümde çok fazla ağırlık var. Bu ayakkabıyı atayım mı, atmayayım mı? Ne yapayım? Neleri atmalıyım bilemiyorum ki. Bunu atacağım. 50 gram. 50 gramlık bir şey atmamız gerekiyor ama ne atacağız? Şunu atabilirim. Şunu atabilirim. Daha başka da bir şey atamam ya herhalde. Yakışmaz yani bize değil mi? Ha, üstümde çok fazla su varmış benim. Bu suları atayım ben. 2 litre su atalım. Devam edelim yolumuza. Hızlı bir şekilde devam etmemiz önemli. O yüzden suları attık. 2 litre 1 litre falan su attık. Buradan devam edeceğiz yolumuza. Kuş vurabiliyor muyuz acaba? Hep merak etmişimdir. Hiç bu oyunda kuş vuran var mı? Çok merak ediyorum ya. Kurt beni gördü mü? Kurt beni görmedi herhalde değil mi? Görmüş olamaz. Ben burada saklansam mı? Böyle dursam mı? Oradan gidersem kurt beni yiyecek. Canım da az hafiften. Yakalandığım gibi beni yok eder. Beni görmedin, görmedin. Ben yokum, beni görmedin. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum, sen beni görmedin. Sen buraya gelemezsin ki. Ben gittim. Ben gittim.
Bak vallahi kafana sıkarım mermiyi. Beynine mermiyi sıkarım. Beni görmedin sen. Ben gittim başka yerlerden. Ama Allah belanı verecek ya. Allah belanı verecek. Bana silah çektireceksin ya. Çektirme bana şu silahı. İstemiyorum. Mermimi sana harcamak istemiyorum. Yiğidim. Uzak dur. Bak burada tavşan var. Git tavşan ye. Beni bırak ya. Beni sal. Beni bırak. Kendi halime ben takılıyorum. Buradan geçmiş miydik ya? Hayır. He. Burası orası. Anladım. Neyse kurt peşimizi bıraktı. Fazla ağladık. Fazla ağladığımız için bir harita çizelim. Haritamızı çizdik. Bakın ısı buff'ımızı görüyor musun? Burası neymiş? Harap bataklığa gidiyor. Oo güzel. Harap bataklığa doğru. Gidiyoruz. Harita değiştirdik. Severim. Kurt boğuşmaları. Kurt boğuşmaları tehlikelidir falan filan bir şeyler diyor ama çok da önemli değil herhalde. Harap bataklığı hiç açmadık. Harap bataklığı da açalım. Güzel ya, harita değiştirdik. Başka haritalara geçmek önemli bu oyunda loot konusunda. Çünkü sürekli her yerde farklı lootlar oluyor. Buradan böyle tırmanarak da çıkabiliyormuşsunuz. Neyse, tırmanmaya gerek yok. İşte burası benim map'im abi. Burası benim map'im. Severim. Şakaydı bu arada. Hiç sevmem Arap Bataklığı'da. En sevdiğim yer Tatlı Vadi. Fırtına olmasa güzel. Oo, bayağı tavşan var burada. Tavşanlar. Tavşan eldiveni yapsak mı? Bir düşünüyorum da. Ne bu? Ak ağaç fidanı. Bakın bu gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Bunlardan ok yapıyorsunuz abi. Bunlardan bir tanesini alacaksın, kurutacaksın. Çok önemli bunlar. Arap bataklıkta varmış. Şurada bir adet geyiğimiz var. Bu geyiğin postunu da alacağım. İki tane geyik postu olacak ki bu da ne oluyor? Benim ayakkabı yapmama yarıyor. İki tane geyik postu. Bu çok iyi olur. Normal geyik herhalde bu. Aynen, bağırsağını da alalım en azından. 50 dakika sürüyormuş. Çok uzun bir süre değil 50 dakika. Öyle vakti oldu zaten. Devam edelim. Hastalık diyor. Burkulma riski. Evet. Burada bir ayı ile karşılaşmamız ve bir ayı kapışmamız var gibi. Öyle hissediyorum. Üzerimizde ne var? Üzerimizde iki zorluk. İki koku. Et kokusu var üzerimizde. Burada bir kurt görüyorum. O kurdun oraya doğru gitmeyeceğim. O kurt biraz sıkıntılı çünkü. Şöyle ilerleyelim. Bu ne? Çıplak çalı. Ha, yok bununla işim yok benim. Bununla işim yok. Ben biraz ilerleyeyim şöyle kurttan uzak. Ayıyı seviyorum ayıyla kapışmayı ama kurt biraz şey böyle. Hani ne ölüyor, bazen böyle ölmüyor, kafasına mermi sıkıyorsun bir şeyler oluyor ama sürekli bir şey altında. Böyle sağa doğru sola doğru kaçıyor ya, sağa doğru sola doğru kaçtım vuramıyorsun o kurdu. Şurada tren raylarım var. Ben yanlış mı görüyorum? Yok doğru görüyormuşum. Tren raylarına doğru gidelim. Oyunun kalitesinde mi bir şey var acaba diye bakacağım bir saniye. Orta mı? Ha, bunlar niye böyle olmuş? Bunları ultra yapalım tekrardan. Ultra kalitede oynayalım oyunu. Daha mı iyi? Yo, hiçbir şey değişmedi. Aynı oyun yani tekrardan. Hayır. Bilmiyordum ben, özür dilerim. Ben vallahi bilmiyordum. Benim haberim yoktu. Uykum gelmiş benim. Ben şimdi bir saat uyuyacağım. Üşüsem de bir saat uyuyacağım. Neden? Çünkü ağırlık limitim çok önemli. Ağırlık limitim artsın, karşıya hızlı bir şekilde koşmam gerekiyor. Bir saat falan uyuyacağız, yeterli. Bir saat uyumak bizim için yeterli. Biraz üşüme var. Çok da önemli değil. Ağırlık limiti çok 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 az yukarıda. Üstümüzden ne atabiliriz? Tekrardan üstümüzden bir şey atacağız. Gazetelerin hepsini atalım. Ağırlık konusunda hiç yalan söylemem abi. Hemen karşıya geçiyoruz. 3, 2, 1, 0. Abi yapma. Abi atma izmaretini. Abi yapma. Abi of. Sonunda. Kemik mi? Ne? Ne oldu burada? Kimi yediniz de babacım burada? Burada ne oluyor ya? Allah Allah. Burada adam öldürüyorlar beyler. Burada kitap varmış. Tüfek cephanesi. Çok çok iyi. Tüfek cephanesi. Konserve şeftali. Fırtına feneri. Bakın bu da gerçekten çok önemli. Kitabımızı alalım. Burada ateş yakabiliyor muyuz bilmiyorum. Ona bir bakmak istiyorum. Burada yakamıyoruz ama ya. Ahşap üzerinde yakamayız tabi. Mantıklı değil yani. Bir şeyi yok. Mantığı yok.
Şunu yakalım. Buraya biraz ateş koyalım. 3 saat 1 dakika. 3 saat 1 dakikada ne yapabiliriz? 3 saat uyuyabiliriz direkt. En mantıklısı. 3 saat uyursak uykumuzu almış oluruz, ısınmış oluruz, yolumuza devam etmiş oluruz. Hiç durmamamız gerekiyor. Ha, daha 32 dakikamız varmış. Neyse, uykumuzu aldık yeterince bence. Öyle düşünüyorum. Şu gazozlarımızı da çakalım, içelim. Füze gibi oldum bak gene. Fişek oldu. Hemen karşıya geçelim. Buzlar kırılmaz herhalde. Bunlar kısa mesafeli buzlar. Ne var orada? Orada bir şeyler var. Burada yiyecek varmış. Bak, bunları severim. Hasır otu. Tok tutuyor. Güzel tok tutuyor. Kraker gibi. Var mı burada? Bir cephane bulduk ama ne cephanesi bulduk? Tüfek cephanesi mi bulduk? Aynen, tüfek cephanesi bulmuşuz. Şimdi tüfek cephanesinde önemli olan şu, bir tüfeğiniz olmalı. Yani tüfeğiniz yoksa tüfek cephanesinin bir anlamı da yok. Burada ne var? Burada metal var. Tahta var. Güzel, sedir çırasını alırım. Sorun yok, bunlardan ateş yakarız. Garip bir müzik eşliğinde ne oluyor? Bir şeyler oluyor ama çok garip bir müzik çalıyor. Kurt köpeği var şurada. Beni görmeden hemen şuradan soldan sıyrılmam lazım. Sıyrılamadım. Nereden gideceğim ya? Kurt köpeğinin beni görmemesi lazım. Ha, şuradan, şuradan, şuradan. Buradan gidiş yok mu? Heh, Mackenzie bir adım bile atmaya böyle üşeniyor bazen. Kurdun beni görmemesi lazım. Eğer bir ayıyla karşılaştım da silahımın mermisi bitmiş olursa gerçekten üzülürüm. Yani o ayıyı vuramazsam cidden üzülürüm. Kurt hala şurada. Hadi beni görme, ben yokum. Benim hiç alakam bile yok sizle. Ben orada yokum aslında. Ben yokum, ben gittim bak. Bak gittim ben. Aynen. Çok iyi. Şuradan biraz et alacağım. 1 kilo falan et alsam yeterli benim için. Seslere bak, seslere. Şunun için gerçekten kurban kesmişler yani. Bu sesler için kurban kesmiş adamlar. Çıtırdamadı değil mi buzlar? Güzel. Bu rayların sonuna doğru. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar, ikinci bölümdeyiz ve söz verdiğim gibi ikinci bölümde sizler ile beraber bir ayı avlayacağız. Ayı nasıl avlanır? Long Dark'ta ayı nasıl vurulur? İşte bunu size göstereceğim. En sevdiğim şey abi, yüzlerce ayı öldürdüm. Ciddi söylüyorum. Ya bir 20 tane öldürmüşümdür. 100 tane değil de. Şimdi ayıyı vurmak için önce şöyle ayıya doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Silahımız tutukluk yapmaz inşallah. Temiz mi? Çok da temiz değil. Ayı karşıda. Bak. Ayı mı bu? Ayı herhalde değil mi? İnşallah kurt köpeği falan değildir. Bir adet kömürle bir resim çizeceğim ve ayıyı karşımda göreceğim. Ayı şuraya doğru yürüyor. Aynen. Ayı yerinde sayıyor. Yerinde saymaya devam etsin. Az sonra olacaklardan haberi yok. Kafasına iki tane mermi yiyecek. Bitecek bu iş. Gel bakayım ayıcık. Hayır, buza düşme Mustafa, dur bir saniye, buza düşme şimdi Mackenzie, lütfen. Ben bu ayıya nasıl vururum? Buranın etrafında dolanarak vurabilirim. Burada ayıyı şaşırtmam gerekiyor öncelikle. Şöyle bir şaşırtacağız. Şimdi şuraya çıkacağım sürekli. Buraya çıkamıyorum değil mi? Buraya böyle geleceğim. Buraya çıkacağım, buraya böyle geleceğim. Tamam, ayıyı şaşırtmak için bunu yapmam yeterli olacaktır benim için. Evet, ayıyı şaşırtacağız şimdi. Ayı nasıl şaşırtacağız? Ayı bizi burada tutamaz. Ayı bizi burada yakalayamaz. Şöyle ayı vurmamız gerekiyor. Bir dakika. Vurabildik mi? Vuramadık herhalde. Bakayım ne oluyor. Yavaş yavaş geliyor. Bu mermileri harcamamam lazım. Bu mermileri harcamamam lazım.
Gel gel gel. Burada yakalayamaz herhalde bizi ya. Burada yakalarsa arkaya atlarım. Bir kere yakalasa ne olur ki? Gel bakalım ayıcık. Gel yaklaş. Mermi harcarsam olmaz. Çünkü 9 mermim var. Bu 9 mermiyi de kullanmam gerekiyor. Heyecanlıyım ya. Geliyor vallahi. Yavaş yavaş geliyor. Çok heyecanlıyım. Heyecanlandım. Hadi gel oğlum. Gel gel gel. Yürü yürü yürü. Gel yürü. Tam hedef alayım şöyle. Tam hedef alayım. Tam vurayım. Gene vuramadık. Abi niye vuramıyoruz biz bu ayı? Benim aim biraz şey bozuk. Ben CSGO, MSGO oynamadığım için hayatım boyunca hiç. Benim aim biraz kör. Hadi oğlum gel. Gel gel gel. Yaklaş yaklaş. Oy 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 oy. Buraya buradan beni kapar mı lan acaba bu ayı? Aa vurdum. Kaçıyor. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun ayıcık? Ayıcık. Ayıcık. Niye gidiyorsun ki? Ben ne yaptım sana? Nereye doğru gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Kovalayalım mı peşinden? Biz de bir avcıyız. O bir avcıysa ben de bir avcıyım. Koşmaya devam et. Sonra bir anda dönüp üstüme koşuyorsa ne yaparım? Bayağı bir gidiyor. Bayağı bir gidiyor. Ama nereye kadar gidebilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir yere gidemezsin. Gitmeye devam et. Gitmeye devam et. Elinde sonunda bir yerde duracaksın ayı. Elinde sonunda bir yerde duracaksın. Çık tepelere, dağlara çık. Bayağı gitti bu arada. Şu dağların ardında ayıyı vurmadan bırakmak istemiyorum. Bayağı bir uykumuz gelmiş bu arada. Bu geceyi böyle mi atlatsak yoksa ayıya doğru mu gitsek, ne yapsak? Parçalayalım bunu. Bence en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Bu gece bir tur uyuyalım biz. Aa, ayı burada. Ayı şurada. Hala duruyor orada bak. Ayı orada. Görüyor musunuz? Ayı orada. Ben biraz üşüdüm ama. Şöyle şuraya doğru çıkayım. Ayı gelsin. Ne yapalım biliyor musunuz? Ama uykumuz da var şimdi. Uykumuz olması çok kötü. Ayı burada. Kanamadan ölür mü acaba üstüne vursak, ateş etsek? Su içelim be. Orada bağırıyor ayıcık. Gel bakalım. Gel 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 gel. Oy 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 gel. Gel. Bu bayağı bağırıyor. Buraya doğru geliyor yavaş yavaş. Şimdi bu ayı gelirse ben şuraya çıkacağım. İlk hedefim o. Elimde 6 mermi var. 6 merminin 6'sını da kullanmam gerekiyor. 6'sı ile de ayıyı vurmam gerekiyor. Yoksa hiçbir şansım yok arkadaşlar. Neden yok? Anlayacaksınız. Çünkü ayı zor ölüyor. Çok üşüyorum. Çok uykum var. Ama bu ayıyı vurmadan burada uyuyamam. Burada uyursam ayıyı vurmadan kesinlikle ve kesinlikle ölürüm. Hiçbir çarem yok. Bir kraker yiyeyim. Ayının gelişini izleyeyim hafiften. Yavaş yavaş geliyor ayıcık. Gelsin. Gel oğlum gel. Ya bir de ateş yakayım ayı gelirken. Şöyle çömeleyim şuraya. Ayı gelirken biraz ateş yakalım. Hızlandırıcıyla yakayım da bir anda gelmesin. Gel gel gel. Oy. Yakarak mı öldürsek acaba? Şu an geliyor. Gelmesini bekliyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Üstümden bir nacak atacağım. Tencere atacağım ki şu kırmızılığın gitsin. Kırmızılığın gitmesi lazım. Kırmızılık gitti mi? Ayıcık. Aa gördü beni. Aa gördü geliyor. Gördü geliyor. Gördü geliyor. Vallahi gördü, yavaş yavaş geliyor buraya. Vallahi gördü, yavaş yavaş geliyor. Şunları geri alayım. Bunları yemesin. Gel oğlum gel gel gel. Oy 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 gel. Gel. Bak ateş de yaktım buraya senin için. Yanında burada seni öldüreceğim, yiyeceğim. Hemen pişireceğim. Ocak başı. Ocak başında ayı. Gel gel gel. Seni ocak başında ayı yapacağım.
Biraz daha yaklaş bana doğru. Çok sinirli ama. Acayip sinirli. Bu kadar sinirli olma. Basitti. Basitti aslanım. Basitti aslanım. Basitti. Sen orada kal. Orada kal. Sana hiçbir şey yapmıyorum. Seni affediyorum. Seni sonra yiyeceğim. Önce uyuyalım. İlk bölümde ayımızı vurduk, söz verdiğim gibi. İkinci bölümde ayı etini yiyip postunu alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz uyuyalım. Ne kadar ateşimiz varmış? 2 saat 41 dakika. Biraz daha ateş ekleyelim. Şöyle uyuyalım. İkinci bölümü de bitirelim. Üçüncü bölümde ayının postunu alacağız. Ayıyı öldürdük gördüğünüz gibi. Ondan sonra devam edeceğiz artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Bir dahaki seriler için. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın.